Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV'den herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Çivril'deki Karma OSB'nin kurulumuna ilişkin çalışmaların hızla ilerlediğini duyurdu. 1 milyon 240 bin metrekare alana yapılan projenin 600 bin metrekaresinde ön talepte yoğunluk yaşanıyor. Başkan Kasapoğlu, 40'ı aşan sanayicimizden ön talep ücretlerinin tahsilatını yaptık. Bu gelişmelerle bölgenin tüzel kişiliği de oluşacak, dedi. Tokat'ın ilçesi olan Erbaa'ya önemli bir yatırımın temeli atıldı. Bölgede kurulacak fabrikayla kahve, bitki çayı ve soğuk çay paketleme işlemleri yürütülecek. Fabrika bölge ekonomisine can olurken istihdama da önemli katkılar sağlayacak. Ayrıca Erbaa OSB, Karadeniz'in 3. en büyük OSB'si olma yolunda ilerliyor. Söz konusu fabrika 2024 Nisan ayında faaliyete başlayacak. Küresel çapta yeni dünya yeni düzen, 100. yıl yeni nefes olma yolundaki sürdürülebilir çalışmalar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Kütahya OSB, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu çalışmalarıyla enerji yönetimi sistemi belgesini almaya da hak kazandı. Maliyetlerdeki artış tarımda getiri kazanamayan üreticileri arazilerini satmaya zorluyor. Bu durum ne yazık ki tarım arazilerinin domates biber ekilmesi yerine yatırım aracına dönüşmesine neden oluyor. Konuya ilişkin Ziraat Odaları Başkanı, tarım arazilerinin yüksek fiyata satılmasının arazilerin yabancıya kaptırılmasına neden olduğuna vurgu yaptı. Öte yandan tarım arazisi üzerine yapılan tiny house evlerde tarım arazilerinin parçalanması ve çarpık yapılaşmasına neden oluyor. Ziraat Odaları Başkanı konuya ilişkin destek beklediklerini açıkladı. Sabancı Üniversitesi girişimcilere yönelik yeni bir destek programı başlatmaya hazırlanıyor. TÜBİTAK Marmara Teknokent'in başta olduğu proje ortaklığı destek hizmeti SUKUL Kuluçka Merkezi'nde verilecek. Açık inovasyon yaklaşımıyla uygulanacak programa son başvuru tarihi ise 10 Aralık olarak açıklandı. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.